ben oysa sustum geçen 100 yıl boyunca. Artık yok yeter, sen de susma. Hür yaşa, yine de hür yaşa. X, Y, Z kuşağı değil hiçbiri ben Türk genciyi. Kim bana zincir vuracakmış ya da bana kim haddimi bildirecek? Tarihinin önemli seçimine gittiğimiz çok açıktır. Bu muhteşem topluluk onu dile getiriyor, onu anlatıyor. Tam 12 yıldan beri, Gezi olaylarından beri bu ülkenin bir dirhem ileri gitmemesi için, bir adım atmaması için her türlü oyunu kurdular. Gezi olaylarını yaptılar. Ardından FETÖ 17-25 Aralık. Ardından bu ülkede Doğu ve Güneydoğu'da orada kardeşlerimizin huzurunu ortadan kaldırabilmek için yaptıkları 6-8 Ekim olayları. Tam 51 vatandaşımızı katlettiler. Ve bugün o katledenler ve talimatını verenleri tutsak diye tanımlayıp dışarı çıkarmaya çalışıyorlar. Ülkenin bir adım ileri gitmemesi için 15 Temmuz hain darbesini Amerika'nın talimatıyla FETÖ gerçekleştirdi. Allah sizden razı olsun. Şurada nasıl bir imanı tasvir eder şekilde duruyorsunuz ya. 15 Temmuz'da bu ülkenin özgürlüğüne, bu ülkenin bağımsızlığına Allah'a hamdolsun şu an yıldızlı bayrağı ve ezanı Muhammediye böyle sahip çıktınız. Bu ülkede döviz saldırıları, dolar saldırıları, ekonomik saldırılar yaptılar. İstediler ki milletimiz huzur bulmasın. İstediler ki milletimiz mutlu olmasın. İstediler ki bu ülke ilerlemesin. Gezi olaylarında faiz 4 puanlı, 4 puan. Türkiye en büyük yatırımlarını ortaya koymuştu. Ardından doğuda ve güneydoğuda değil sadece, Suriye'nin kuzeyinde de, Irak'ın kuzeyinde de her tarafı karıştırmaya çalıştılar. Hakkari'nin güneyinde Hakuk'tan, Hatay'ın güneyinde Afrin'e kadar Amerika ve Avrupa bir terör devleti kurmak istedi. Hatay'a saldırdılar. Şanlıurfa Akçakale'ye ve Şanlıurfa Ceylanpınar'a saldırdılar. Gaziantep'e saldırdılar. Karkamış'a saldırdılar, Kilis'e saldırdılar havanlarla beraber. Bize dediler ki sizi bu coğrafyada rahat tutmayacağız. Nasıl Gezi maliyetse, nasıl 17-25 Aralık bize bir maliyet oluşturmuşsa, nasıl 6-8 Ekim bize bir maliyet oluşturmuşsa, aynı şekilde 15 Temmuz bir maliyet oluşturmuşsa, o terör koridorunu, o terör devletini kurmak isteyenleri dumura uğratmak için bu ülkenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Fırat Kalkan Harekatı, aynı zamanda Zeytin Dalı Harekatı, aynı zamanda Barış Pınar Harekatı, aynı zamanda Barış Kalkan Harekatı ile beraber Allah'ımıza hamdolsun, milletimizin duaları ve desteği, kahraman Mehmetçiğimizin iradesiyle beraber terör koridorunu yıktık attık Allah'ın izniyle. Başka bir şey daha. Dünyanın en büyük göç dalgasıyla karşılaştık. Ne sırtımızı döndük, ne de Türkiye'nin kamu düzeni, kamu güvenliğini bozduk. Avrupa'da birçok olay olmasına rağmen Allah'a hamdolsun, hem milletimizin vicdanıyla, hem devletin itimadıyla, hem devletin güvenliği sağlamasıyla beraber bununla karşı karşıya kalmadık.